Herkese merhabalar. 11 yaşındaki uluslararası ustamız Yağız Kağan Erdoğmuş'un Sunway Sitges Festivali'ndeki ikinci tur oyununu göstereceğiz. İlk turda çok da güçlü olmayan bir rakibi rahat bir şekilde yendikten sonra bu açık turnuvada ikinci turda daha kuvvetli bir oyuncu var. 2260 Elo'ya sahip bir oyuncu. Rakip beyazlarla oynuyor. Bakalım Yağız nasıl oynayacak? D4 at F6. Fife 4, G6, at C3. Yanılmıyorsam bu Alatorç save sistem olarak biliniyor. İsmi değişmediyse. Beyazlar şimdi merkeze E4'te ikinci piyon getirmek istiyor. Dolayısıyla siyahların D5 hamlesi çok yerinde. E3, fil G7 sonrasında beyazların en önemli sıkıntısı, gerçi gönüllü olarak bu hamleyi yaptı ama C piyonunun yolunun tıkanmış olması. D4, D5'li açılışlarda C piyonun yolunu atla tıkamak istemeyiz. Ne siyahla ne beyazla. Ama siyahları D5 sürdürttü beyazlar özellikle. Çünkü bu sayede E5 karesi fili için açılmış oldu, güvenli oldu. Ve H4 hamlesi, daha önce de oynanmış bir hamle. Saldırgan niyetlerini beyaz belli ediyor. Eğer siyahlar rok atarsa kim bilir H5, at H5... Kale alır H5, G alır H5, vezir H5 ile devam edebilirdi beyazlar. Uzun rok attıktan sonra at F3, fil D3, uzun rok, at G5 gibi fikirlerle beyazların arzu ettiği saldırı gelirdi. Ama Yağız H4'e H5 yaparak onu tamamen engelliyor. At F3. Böylece beyazlar E5 karesine hem de G5 karesine iyice vurgu yapmış oldu. Rok, fil E2 sonrasında... Şimdi siyahlar diyor ki sen C piyonunu kullanamıyorsun, ben kullanıyorum bak. C5'e at E5 gelince at C6 gelişim, rok sonrasında C'de, E'de ve şimdi basit ama etkili bir gelişim hamlesi fil F5. Basit, niye etkili peki? Çünkü fil hem gelişiyor hem de C2 piyonuna ateş ederek veziri savunmaya bağlıyor. Fil B5, bu da gelişim. C6'dan piyon kazanmak istiyor. At A5, at tahtanın kenarına gitti. Ama uygun bir zamanda C4'e gelme fikri olabilir. Beyazlar şimdi filin etkisini azaltmak için, fil de burada bir şey yapmıyor. Filini D3'e dönmüş. Değişim, vezir D3 ve şimdi at görevini tamamlamıştı. C4'e hemen gelemiyor. Vezir B5 gibi fikirler olabilir. At C6, atı merkez mücadelesi için geri dönmüş. At alır C6, BC6, at A4 ile C5'e gelme fikirleri at D7 yüzünden etkili olmazdı. Siyahların rahat bir oyunu vardır. Oyundaki hamle kale E1, E6, kale D1, beyazlar tipik bir şekilde gelişiyor. At D7, değişelim deyince beyazlar değişmek istememiş, atını geri çekmiş. Bu arada H4 piyonda zayıflık oldu. At F3 oynayınca şimdi hemen vezir B6. Bir taşın korunuyor olması onu istemeyeceğimiz anlamına gelmez. Siyahların 3 aleti D4'e yükleniyor. At, kale, vezir savunmaya bağlı ve unutmadım elbette B2 piyonda tehdit altında. Beyazlar bir tuzak hamlesi yapmış. Basit bir tuzak ama dolaylı olarak piyonu koruyor. Çünkü şimdi bu piyonu alırsanız önce fil D6 var, kaleyi istiyor. A3 piyonunu koruyor. Kaleyi kaçınca kale B1 ile vezirin sıkışması söz konusu. Yağız burada elbette piyonu almamış ama at E7 yapmış. Bu at E7 çok ilginç bir hamle. Atın burada iyi olduğunu düşünebilirsiniz elbette. Ama at E7 ile hem filin D6'ya gelmesini engelliyor hem de at F5'e giderek hem de D4'e hem de H4 piyonuna yüklenecek. Ayrıca C hattı da kale için açılmış olacak. B4. Şimdi tabi vezir alır B2 gibi fikirlerle uğraşmamak için, tehditlerle uğraşmamak için hemen B4 sürüyor beyaz. Çünkü kale C8 geldiğinde vezir B2 ve C3'ü alma fikri olacaktı. Beyazlar ben bununla uğraşamam demiş. B4 sürmüş ve arkasında şu fikir de var. At A4, at C5 ile atı saldırgan biçimde vezir kanında mücadeleye sokmak.
Kale AC8. Tabii ki yarı açık hatta çok iş var. Geride kalmış C2 piyonu, hedef olabilecek C3 atı, vezirin atın savunmasına bağlanması, bunlar hep siyahların lehine. Beyazlar şimdi planını uygulamış. At A4, vezir C6, at C5, beyazlar gümbür gümbür geliyor gibi. Ama hikaye B6'dan sonra at değişilmek zorunda. Ve şimdi vezir C2'nin savunmasına bağlı C4 karesi kale için gayet iyi. Şimdi bir de yanılmıyorsam vezir A4 gibi bir fikir de var. Beyazlar bunu engellemek için B5 sürmüş. At F5'te harika. Evet, daha önce dediğim gibi saldırgan bir konumda. Hem merkeze hem D4'e bakıyor. At E5 gelince, ki B5 yaparken beyazlar atı C6'ya sokacağını da düşünmüştü. Şimdi sürpriz bir hamle geliyor. Fil E5 ünlem. Normalde bu fili vermek istemezsiniz. Ama bu durumda gayet güzel bir hamle. Siyah kareler zayıf değil. F6 yaparak hemen fili kovalıyor. Fil G3 kaçınca da kale C4 gelip D4'ü istiyor tempoyla. C3 yapınca kale FC8, kale alır C3 istiyor. Kale C1 ve beyazlar tamamen savunmaya bağlanmış durumda. Boyun bana Bogolyubov Capablanca oyununu anımsattı. Satranç dersleri kanalında anlatmıştım. Diğer kanalımda, o kanalı da öneririm tabii. Orada da Capablanca vezir kanadından oyunu bitirmişti. Vezir kanadı saldırısına model bir oyundu. Şimdi B5'i alırsa E6 boşta. Basitçe şaha görev veriyor. B5 piyonu istendi. Ve ilginçtir, rakibin yapabileceği bir şey yok. Taşları o kadar kötü savunmaya bağlanmış durumda ki. Kale B1 yaptığında C3 piyonu boşta kalacak. Siyahlar taşlarını mükemmel kullanıyor. At yükleniyor, buraya yükleniyor, buraya yükleniyor, kale yükleniyor, vezir yükleniyor. Hep anlatıyorum ya, taşlarınızın rakip taşlara ateş ediyor olması etkinliğin göstergesi, gerçek göstergesi. Fil F4 oynamış. Durumu karıştırmaya çalışıyor. Vezir alır B5, süpürüyor. Bundan sonrası yıkım, dökülüyor. Vezir D7 ile tutmuş. Ortalığı karıştırmaya çalışıyor ama hiçbir şey yok orada. Aksine develendikçe durumu daha da kötü alıyor. Vezir C6 gelmiş. Her şey sağlam. C3 piyonu da süpürüyor Yağız. Ve G3 aldıktan sonra vezir E3 şah. Şah H1'e kale C3. G3 istiyor. Rakip canavliyle bir H5 yapıyor ama vezir H6 Yağız acımasız. Buradan piyonu alıyor. Vezir H5 sonrasında terk çünkü vezirlerin değişilmesi de mecburi. İşte 2'de 2 ile Yağız yoluna devam ediyor. Başarılar diliyoruz ama tam bu oyunu hazırladığım sırada 3. tur oynanmaktaydı. Kısaca onu gösterelim. Bu sefer büyük bir oyuncu var karşısında. 4. veya 5. masa, 4. masada oynuyor. 2672'lik Kirill Alexenko'ya karşı ve çoğu kişinin gözü sadece Türkiye'den değil, Azerbaycan'dan değil, pek çok değişik memleketten insanların gözü bu oyunda. 11 yaşında büyük usta adayı bir oyuncu, Alexenko gibi bir oyuncuya karşı ne yapacak? Bakalım oynanan hamlelere. Katalan tercih etmiş Yağız. Evet, bu hamleler hızlı oynandı. Teorik devam yolları. Kale D1, A5, B3, at E4, at E5 alınmış. Fil alır E4. Atı kaçmış burada. Fil alır E4. Bilgisayarın en iyi hamle olarak verdiği devam yoluydu. Hatta şurada izninizle bilgisayarı da açıyorum. Siz göremiyorsunuz ama at D7 sonrasında fil G2. Lee Chess'in stok fişi 0.2 beyazları daha iyi gösteriyor. Burada bir yayında bir sıkıntı olmuş. Evet, şimdi F5 gelmiş, bir git gel yapmışlar orada. F5, at C3 sonrasında G5 gelmiş Alexenko. Yağız'ı gözüne kestirmiş herhalde. Şahın önünü açıyor. Ve şimdi fil C1, at F6,
Siyahların bir saldırısı var mı Şah kanalında? Yağız burada F3 hamlesini yapıyor. Zor bir hamle. Bu bir zayıflık mı? Yoksa E4 karesini tutan bir hamle mi? Yoksa E4 hazırlayan bir hamle mi? Bilgisayar nasıl yorumluyor diye merak ediyorsunuz bu hamleyi. Bilgisayarın ilk tercihlerinden birisi. Evet, 36 dakikaya 43 dakika var. Bu oyunda bence her şey olabilir. Hele hele Alexeyenko ben bu çocuğu yenmeliyim diye düşünürse o zaman hoşumuza gidecek çok iyi sonuçlar gerçekleşebilir. Başarılar diliyorum. Bu tur oynandıktan sonra da inşallah size güzel bir haber veririm. Hatta güzel bir kazanç gösterme fırsatı elde ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese sevgiler, saygılar.